Biz millet olarak, biz Beyşehir olarak, biz devlet olarak hep beraber. Beyşehir'in her zaman devletinin yanında olmuştur. Salgına karşı ya da yanlış bir dış mihrakın yarattığı infiale kadar her şeye el birliği olmak zorunda olduk. Biz öyle baktık, öyle bakmaya devam edeceğiz. Buradan şu son günlerde koronavirüsü adı altında dünyayı kasıp kavuran bu felaketin karşısında el birliği olmak zorundayız. Yardımlaşmak zorundayız. Muhtarlarımızla bu işin hassasiyetini, bu işin önemini anlatmak bakımından birlikte basın toplantısı yapalım dedik. Ben her zaman bununla ilgili bildirileri yayınladım. Düşüncelerimiz belli. Milletimizin uğrayacağı en ufak bir zarar bizi derinden yaralar. O nedenle şehrimizin insanlığa doğru bilgiler vermek bakımından biz tedbirlerimizi doğru alırsak, temizliğimizi doğru yaparsak, bazı yasaklar geldi. 65 yaş üstü için yasaklar geldi. Ben de 70 yaşına girdiğime göre ben de yasaklılardan sayılıyorum ama sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanlarını, bazı yetkilileri bu konuda muaf tuttu. Çünkü biz gecemizi, gündüzümüzü size harcamak zorundayız. Görevimiz bu. Görevimizin başındayız. Hep beraber omuz omuza bu devlet bizim, bu vatan bizim, bu insanlar bizim sloganıyla bu yola çıkacağız. Geceleri gündüzleri aksayan bir şey varsa kim olursa olsun, yaşlısı, genci fark etmiyor, yetişemeyebilir. Hastası vardır, sağı vardır. Özellikle 65 yaş için, yaş üstü yaş için arkadaşlarımız muhtelif AVM'lerle de görüşerek eksiklerini tamamlamak boynumuzun borcu. Onlara ulaştırmak boynumuzun borcu. Bunları organize ediyoruz. Başta kaymakamımız, belediyemiz, devletimizin kurumlarıyla, istişareyle, dayanışmayla, kol kola, el ele birlikte çalışacağız. Bu nedenle ben onlardan gelen bu talepten ötürü başta Muhtarlar Derneği Başkanı Metin kardeşime ve bütün muhtarlarıma teşekkür ediyorum. Biz anca beraber, kanca beraberiz. Bu toprak bizim. Eksiği de birlikte tamamlayacağız. Zarar varsa onun da önüne göğüs gereceğiz diyerek kardeşlerimle bugün böyle bir basın toplantısı yapmak istedik. Allah devletimize zeval vermesin tekrar. Milletimize zarar vermesin bu dünyayı kasıp kavuran virüs. Temizliği, her türlü tedbiri, el birliği alacağımızın buradan bilinmesini istiyorum. Bir defa çocuklarımızı parklara salmayalım. Parkları yasaklıyoruz. Her ne kadar her türlü dezenfekte işlemi yapsak da demirdir, borudur, elini değer, çocuktur, bilemez. Allah korusun, onları öyle koruyalım. Pazar yerini yarından itibaren zaten her türlü önlem alınarak açacaklar. Onunla ilgili genelgeler var. Devletin genelgelerine biz hepimiz riayet etmek zorundayız. Bizi arayıp sorabilir adam, vatandaşımız. Der ki ben 65 yaşın üzerindeyim ama yalnızım. Ne yapacak bu adam? Biz onun yanında olmak zorundayız. Mahallelerimiz, muhtarlarımız zaten onun gereğini yapıyor. Bizim zabıtamızla, bizimle diyaloga geçerek hep beraber doğru şeyler yapacağız. Her birini tek tek camilerimizi, okullarımızın, daha doğrusu okulların şimdi tepeden tırnağa çocuklarımız tatilde ama biz her toplu oturulan yerlere temizlik yapıyoruz. AVM'ler kendileri bünyesinde yapıyor. Büyükşehir'le beraber yaptıklarımız var. Bizim ilçe belediyesi boyutunda yaptıklarımız var. Bölgenin bütün ortak kullanılan mekanlarını, yani hangisi aklınıza geliyorsa oyun parklarından tutun. Yolları temiz tutuyoruz. Oturma, toplu ulaşımla ilgili araçları, gereçleri durdurup onları yapıyor arkadaşlar. Bunları yapacağız hep beraber. Mesela ulaşım yönünden otogar gibi yerleri Büyükşehir yaptı, yapıyor. Onun için el birliği olacağız. Dava ülke davası, dava şehrimin davası. Ben şehrim gözüyle bakacağım. Devletimi yöneten Cumhurbaşkanımızdan
Bütün yetkililere kadar gece gündüz uyunmuyor. El birliği vurmuyor. Biz de üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Bu duygularla detaya girmeden bütün o çöp alanları, konteynerleri, konteyner dipleri, araçlar, gereçler, bunların hepsi drenaj kanallarının ızgaraları, her şeyine kadar temizliğimizi yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Esirgemeyeceğiz. Aksayan yerler olursa vatandaşımız haber edecek, muhtarımıza, bize, herkes birbirine haber ederek bu işin içinden o kol kola, el ele, zayiat vermeden hiçbir insanımızın, hiçbir yavrumuzun, hiçbir büyüğümüzün canına zarar verdirmeden sebeplere sarılacağız, temiz duracağız, temiz olacağız, bu işin içinden çıkacağız. 30-30 Tabii önce ne oluyor? 1 dediler, 4 dediler, haklı olarak da katlıyor mu? Allah şimdi korusun. Allah korusun, belki 1200 küsür demiyor akşam. Fırınlar dedi, en sıkıntılı yer. Fırınlar tabii. Ama şimdi 7-8 kişi, Çay Ocağı kahve kapalı, 7-8 kişi bir yerde, bir yerde dükkanında oturuyorlar, çayları, sigaraları yer. Değişehir'im, Konya, Türkiye, sizler için, bizler için evde kalın. Mahalle muhtar olarak mahallemin, Beyşehir'imin, Türkiye'min yanındaydı. Verilen talimatlara birebir uymamız gerekiyor. Biz muhtar olarak mahallemizin, Beyşehir'imizin yanındayız. Biz de istiyoruz ki vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz bunun bir oyun olmadığını bilsinler. Buna göre tedavilerini yaptırsınlar, buna göre gitsin gelsinler. Hele hele 65 yaş ve üstü biz bütün muhtar arkadaşlar hepimiz hepsinin emrindeyiz. Alo dediklerinde yanlarındayız. Devletimizin aldığı kurallara lütfen uyalım. Sağlıklı, düzenli, Beyşehir için evde kal Beyşehir. Beyşehir'imizin sağlığı ve düzen için 65 yaş üstü insanların evde kalmasını rica ediyoruz. Ve bunun için de biz muhtar olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Devletimizin aldığı kurallara lütfen riayet edelim. 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlar özellikle evlerinde kalsınlar. Devletimizin aldığı kararlara uyalım. Siz evde kalın, biz sizin hizmetinizdeyiz. Biz mahallemizdeki insanlarımızın ne eksiği varsa, şahsım adına ben kendi mahallem için konuşuyorum, 24 saat emirlerindeyim. Onun için bu hastalığın fazla yayılmaması ve ezanlarımızın, okunuyor ezanlarımız ama camilerde namaz kılmak için, kandillerde camide gidebilmek için bir an evvel bu beladan kurtulmamız gerekiyor. Bunu hep el birlikte başaracağız. Sizlerden istirhamımız, evden çıkmamanız, sağlıklı kalmanız. Devletimizin aldığı kararlara mutlaka uyulması gerekiyor. Özellikle 65 yaş kronik hastaları buna uyarak evde kalmalarını tedbir ediyoruz. Ben de bu korona virüsle mücadelede başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız başta olmak üzere devletimizin organları, valimiz, kaymakamımız, belediye başkanlarımız ve biz muhtarlar olarak halkımızın yanındayız. Bu süreci hep beraber birlikte atlatacağımıza inanıyorum. Öncelikle bu alınan karar için herkesin uyulmasını rica ediyoruz. Ben burada bir de genç arkadaşlar için bir şey de bulunacağım. Bana bir şey olmaz diye düşünmemeli. Çünkü bir taşıyıcı olarak düşünmeleri, görmelerini istiyorum. Başkalarına zarar verilebilir düşüncesini unutmamalarını gerektiğini düşünüyorum. Devletimizin yapmış olduğu kararlara uyalım lütfen. Evden çıkmayalım. Mahallemizde olsun, diğer mahallelerdeki talepleri de muhtarlar olarak her gece gündüz yapmaya çalışacağım. Devletimizin aldığı kararlara, 14 madde kurallarına lütfen uyalım. Sağlığımız için. Bizleri büyüklerimizden mahrum etmeyelim. Gençlerimizin de birer taşıyıcı olduğunu unutmayalım. Gece gündüz uğraşan sağlık görevlilerimize, devlet görevlilerimize, polislerimize, belediyemize, çalışanlarımıza hepsine sağlıklı günler diliyoruz. Evet. Thank you.
Evet, aslında bugün üretimi tamamen başlatmış olduk. Cuma gününden beri altyapı çalışmalarıyla uğraşıyoruz. Tabii seri üretim yapacağız. Allah izin verirse günlük yaklaşık şu anda zor durumda olan vatandaşlarımızın da ihtiyacını karşılamak üzere yaklaşık 10 bin, 15 bin civarı maske üretmeyi planlıyoruz. Bu süreçte geçen hafta Cuma'dan beri altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Seri üretim bandımızı kurduk. Burada öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve dışarıdan da destek alacağımız vatandaşlarımızla birlikte inşallah bu üretimi gerçekleştirip millete yardımcı olmaya çalışacağız. Meslek lisesi tabii her zaman için önemli. Bu önemine binaen de burada Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi giyim üretimi teknolojileri alanında bu üretimi gerçekleştireceğiz. Bizde de böyle bir bölüm var. İnşallah burada üretim bandımızı hazırladıktan sonra bugünden itibaren bugün 5000 ile başlayacağız. Yarın inşallah 10 bin 15000 civarında devam edeceğiz. Hafta sonuna kadar da inşallah hedefimiz 50000 maskeyi üretip ihtiyaç sahiplerine bunları ulaştırmak. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına. Tabi burada döner sermaye işletmesi üzerinden yapacağız. Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi döner sermaye işletmesi üzerinden. Bu kurum ihaleye tabi değil, ihale hükümlerine tabi değil. Kurumların da böyle bir avantajı var. Onların da ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Maskemizin özelliklerine baktığımız zaman %100 pamuk kumaştan üretiyoruz. Yıkanabilir. 60-90 derece arasında yıkandığı zaman tekrar dezenfekte olmuş oluyor. Bu şartlarda maskeyi üreteceğiz. Solunum koruyucu maske olmuş olacak. Bununla ilgili arkadaşlara, ben emeğe geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Tüm kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak için önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Çalışanlarımız içerisinde öğrencilerimiz de var, mezunlarımızdan da var. Burada şu anda şunu düşünüyoruz. Makine kullanabilen herkesle çalışmak istiyoruz. Sigortalarını da yapacağız zaten bundan. Yapıyoruz sigortalarını da. Bu kapsamda hepsiyle de çalışmak istiyoruz biz. Eğer ihtiyaç daha fazla olursa daha fazla çalışanlarla devam edeceğiz zaten. Şu anda diğer okullarımızda, meslek liselerinde, diğer illerde meslek liselerimiz de var. Onlar da bir taraftan yapmaya çalışıyor. İşte herkes elinden geldiği kadar katkı sağlamaya çalışıyor. Konya'da giyim üretim bölümü bizde vardı. Biz bu manada Konya adına biz de destek sağlamaya çalışıyoruz. İç piyasanın ihtiyacını inşallah bu vesileyle karşılamış olacağız. Konya'mızın öncüsü de şu anda Beyşehir'imiz oldu. İnşallah bu kapsamda şu anda işletme olarak da üreten sadece biz varız herhalde Konya'da. Diğer arkadaşlar da gönüllülük esasına dayalı yardım amaçlı üreten arkadaşlar da var. Onlara da ben çok teşekkür ediyorum. İşte hep beraber inşallah bu sıkıntıdan memleketi kurtarmak için uğraşacağız.